Selam əziz tamaşaçılarımız, Ümit televiziyasında hər birinizi salamlayıram. Bugün Ümit televiziyasının qonaqları Türkiyədə çox tanınmış və Azərbaycanda da onun mahnıları dildən dilə əzbər olmuş Onur Akay'dır. Onur Akay köşə yazarı, Onur Akay bir oyuncu, Onur Akay Türkiyədən Azərbaycana bağlantılar qurmuş, nələr nələr yazmış. Bizim Onur Akay'la, yəni bu görüşümüz möhtəşəm oldu. Çünki ben sizin haqqınızda çok okudum, şarkılarınızı dinlədim. Ama sizinle bak böyle üz-üzə oturmağı hiç böyle necə deyim, ağlıma gətirməzdim. Onur Bey yanında Mustafa Öz. Siz de salamlayıram, oyuncu ve köşə yazarı. Ama ilk sözü Onur Akay'a verirəm. Hoş gördük sizi, söyləyirəm. Hoş bulduk. Ben de önce ekranlarınız aracılığıyla tüm izleyicilerinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İlk önce bir sürprizi verelim. Nurhan Hanım'la aynı filmde oynuyoruz. Siz Azerbaycan'da artık bir haftaya yakındı gelmişsiniz. 6-7 evet, gündür evet, misafir evet. olarak geldiniz. Ama misafirliğin altında neler neler var idi? Onları Ümit Televizyası'na ilk defa Onur Akay anladır. Çok beğendim, çok güzel ağırlandık. Hatta sesimden belli, çünkü öyle bir duygulu bir halk, öyle bir duygulu bir ülke ki, yani 6-7 gün sadece şarkı söyledik. Artık 4-5 gündür Bakı'dasınız. Yəqin ki Bakı'la bağlı, yani Azerbaycan'la Türkiye ile bağlı bir işleriniz olacak, projeleriniz olacak, bir bağ kuracaksınız. Yani bunu Onur Akay buradadırsa bunu qurmalı. Çünkü yıllardır bizim şarkılarımız hakkında araştırmalar yazdınız, Türkiye'den şok haberler yazdınız. Yani Onur Akay böyle sıradan bir köşe yazar değil. Onur Akay dediyse dediğini elediği bir yazar. Çok teşekkür ediyorum. Takip ediyorsunuz. Çok. Öncelikle filmden bahsedelim. Bu çok değişik bir proje. Hem Azerbaycan kültürünü hem Türkiye kültürünü bir araya toplayacak. Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'deki yönetmenlerin ve oyuncuların oynadığı. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Bilmiyorum tanıyorlar mı Nurhan Hanım'ı? Nurhani Andro ve aynı zamanda isim verelim mi ne diyorsunuz? Aysel Nazım. Başka kimler var acaba? Verelim mi? Mustafa Öz. Mustafa Öz şu an bizimle odamızda. Evet. Konakta onu ama hepsini vermeyelim. Sürpriz olsun. Evet. Yani filmin çekimleri ne bak başlayacak? Filmin çekimleri sanıyorum Ocak ayı gibi düşünülüyor. Yani bu filmde hem Türkiye'den hem Azerbaycan'ın kültüründen, Azerbaycan'ın yani Türkiye ile Azerbaycan'ın yani ait olan her bir detallara yani vurgulayacaksınız da yani böyle bir film olacaktır. Yani ben yapımcı ve yönetmen değilim. Sadece ben de oyuncusuyum ama duyduğum kadarıyla kimseye vermediğim bir sürprizi de sizin izleyicilerinize verelim. Aşk filmi de olabilir. Teşekkürler. Ümit Televiziyası'nda yani bizi indi Türkiye'den çok izleyirler. Türkiye'den, memleketten, Azerbaycan'ın bütün bölgelerinden izleyirler. Bilirim ki herkes ekrana yakın eyleşmiş. Çünkü sizin çok şarkılarınız var ki burada çocukluktan biz bilirdik, kulak asırdık. İstanbul ağlıyor. Çok güzel bir mahnıydı, şarkıydı. Ve Mahlenin Muhtarları dizisini herkes TRT'de izleyirdi. Siz orada küçükken rol aldınız. Ama istedim bir canlı bir müzik okuyardınız, bir mahnı okuyardınız. 90'lı yıllarda oynamıştım o dizide. Türk Sanat Müziği'nden mi olsun? Evet. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana her iki cihanda gün kana kana seninle cehennem ödüldür bana sensiz cennet bile sürgün sayılır. Biraz yorgun ama sesim. Niçin? Güzel. Çünkü güzel. Kaç gündür konser veriyoruz. Siz 2-3 gündür burada sahne aldınız. Yaygın ki burada da bir konser programı düşünürsünüz.
Tabii her zaman, bir de konser sonrası şarkılar, müzikler muhteşem, dayanamadım, hep eşlik ettim ondan dolayı. Teşekkürler Mustafa Öz. Siz de ilk defa da Azerbaycan'dasınız. Evet, hoş gelmesini söylüyorum. Şimdi Ümit Televizyası'nda izleyenler ekran başındadılar, bakırlar. Onlar için de maraqlıdır ki, ben hem köşe yazarı hem de oyuncu söylerdim. Köşe yazarından biraz anladın ki, yani bize biraz bilgi verin ki, bak Azerbaycan'la bağlı neyse düşünürsünüz mü, geden kimi yazasınız? Neyse böyle bir ilginizi çeken burada bizde neyse oldu mu? Azerbaycan'da en çok ilgimizi çeken bizim hemen Türk olduğumuzu anlayıp bize yardımcı olmaları, böyle kardeş ülke demeleri. Hatta yine bir yerinize gezmeye geldik. Orada kendi aramızda konuşurken taksici arkadaş dedi ki, İstanbul'dan mı geldiniz, Türk müsünüz dedi. Biz de kendi aramızda arabayı nereye park edeceğimizi konuşuyorduk. O da siz dedi Türksünüz, bizim kardeşimizsiniz, misafirimizsiniz, Azerbaycan'ın tüm kapıları size açıktır, aracı istediğiniz yere park edebilirsiniz dediler. Orada biz çok duygulandık, yani Azerbaycan halkı Türk halkını çok seviyor, ona şey yaptık, şahit olduk. Onun harici kendimle ilgili sormak isterseniz, ben Türkiye'de uzun yıllar özel timlerde komutanlık yaptım. Oradan emekli oldum. Emekliliğimi müteakip hem oyunculuğa hem de Onur Akay medyada Onur Bey'in sahibi oldu. Köşe yazarlığı yapıyorum. Orada da kendimin 40 tane diplomam var. Bu eğitimlerimle ilgili yazılar yazıyorum. Örnek verecek olursam mesela deprem uzmanıyım. Depremle ilgili işte. Sağlıklı kilo vermeyle ilgili, kendini korumayla ilgili, eğitimlerimle ilgili ben orada şeyler, yazılar yazıyorum. Teşekkürlerimi bildiririm. Yakin ki siz filmde, filme çekilen her bir oyuncuya bak söylediklerinizi öğreteceksiniz. Bir hem evet, hocalık yapacaksınız, hem kendiniz oyuncu olacaksınız. Bu filme müteakip şimdi bu aşk filmi ama aksiyon filmi olacak, asker şey olacak filmi. Orada biz oyunculara ben atış eğitimi, yakın dövüş eğitimi, sahnelerdeki gereken aksiyon eğitimlerini vereceğim zaten bu eğitimlerimle ilgili. Çünkü oyuncuların bu eğitimleri yok. Oyunculuk eğitimi almışlar. Şimdi atış ediyorlar, sahneler şey değil, gerçekçi değil. Ya da dövüşüyorlar, biraz komik oluyor. Bunu hani Hollywood tarzında olması için bu şekilde eğitim olması şart. Biz zaten İstanbul'da bu eğitimleri veriyoruz zaten. Yine Azerbaycan'da da yine bu şeylerde, filmlerde ya da diğer filmlerde yine istek olursa yine eğitimlerimizi vereceğiz hep birlikte. Ümit Televizyası'nda söyleyeceklerim var mı? Yani bir şok bir sen olduğun yerde, Onur Akay'ın adı geçen yerde her zaman bir bomba patlıyor. Yani bir haber var mı bir Azerbaycan'la ilgili? Çok kereler şarkılarımız arasındaki benzerlikler benim hep dikkatimi çekti. Benim 14 senelik konservatuvar eğitimim var. Ben de oturdum, notayı aldım. Tabii sadece notayı almak yetmiyor. Acaba kim önce besteledi? Yani şarkı kime ait? Kim kimden duygu çaldı diye çok kereler araştırdım. Zaman zaman da yazdım. Örneklerimi zaten internetten izleyicileriniz okuyabilirler. Bir tane daha örnek var. Sinan Akçıl olayı bu. Pop mahnıları, şarkıları kendisi okuyor. Çok iyi tanıyor Azerbaycan'da Sinan Akçıl'ı. Evet, tabii sevenleri olabilir. Kendisinin de bazı şarkıları daha önce de zaten ben yazmıştım, vardı örnekleri. Bir de Azerbaycan'ın çok önemli bir bestekarından aldığını düşündüğüm şarkılar var. Ve ben onları açıklamanın hazırlığı içindeyim. Onun için de zaman zaman Azerbaycan'da görüşmeler yaptım. Onur Akay'a ve Mustafa Öz'e çok derin teşekkürümü bildiren, bugün Ümit Televizyası'nda konak oldunuz, misafir aldık sizi ve anlattığınız her bir kelime bizim için değerliydi. Çünkü çok maraklı olan, bak halkımıza da bize de çok maraklı olan soruları verdik. Siz de cevabı verdiniz. Teşekkürümüzü bildiren, değerli vaktimizi bak ayırdığınıza göre
bir daha Ümit Televizyası adından size teşekkürümüzü bildirerek. Biz de bütün Ümit TV izleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ümit TV izleyicilerine ve Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.